Sevgili arkadaşlar merhabalar. Sizlerle beraber dünyanın 7 harikası, yeni 7 harikası ve turizmle ilgili işlediğimiz kazanımlarla ilgili sorular çözeceğiz beraber. Evet. Boşluk doldurmayla başlayalım. Dünyanın antik dönem 7 harikasından oluşan günümüze kadar ulaşmış tek yapı. Evet. Birinci boşluk doldurmamızın cevabı hatırlarsanız Keops piramidi olacak arkadaşlar. Keops piramidi Mısır'da yapılmış bir yapı ve 7 harika içerisinde ayakta kalan tek yapı özelliği taşımaktadır. 2. Artemis Tapınağı kalıntıları İzmir il sınırları içerisinde nokta nokta antik kentinde bulunmaktadır. Daha önce bu konuyla ilgili konu anlatım videomuzda şunu ifade etmiştik. Biz aslında burayı dünya turizmini iyi tanıtmalıyız demiştik. Efes Antik Kenti değil mi arkadaşlar? Buradaki boşluğumuzu da bu şekilde dolduracağız. Üçüncü kazanımıza gelelim. Machu Picchu Antik Kenti. Hatırlayalım. Peru'daydı. Ant dağlarının yüksek zirvelerine kurulmuş bir şehirdi. Teraslama yöntemiyle kurulmuştu hatırlarsanız. Machu Picchu Antik Kenti nokta nokta sınırlar içerisinde Ant dağlarının üzerinde kurulmuştur. Yani Peru. Bugünkü Peru ülkesi içerisinde. Dördüncü soru. Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından nokta nokta İskenderiye kıyılarında yaptırılmıştır. Her şey zaten üzerinde yazılı. Evet hatırlarsanız dönemin koşullarına göre yapılmış çok büyük teknolojik bir olaydı. Akdeniz'den geçen gemilerin İskenderiye Limanı'na kurulan fener sayesinde yaklaşık 50 ile 100 kilometre uzaklığa kadar gemilerin rotalarına yardımcı olan önemli bir yapıydı arkadaşlar diyoruz. Evet beşincisi nokta nokta heykeli Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yer alır. Evet İsa heykeli arkadaşlar. Altıncı sorumuza geçelim. Nokta nokta dünyanın en uzun geçmişe sahip ve en büyük çaplı askeri savunma projesidir. Arkadaşlar Çin Seddi. Evet bugün de günümüzde varlığını devam ettiren. Gerçi 10.000 kilometrelik bir uzunluğu olmasına rağmen günümüze yaklaşık 2500 kilometre civarında bir bölümü kalmış. Ama yine de iyi bir rakam. Bu kadar yıl içerisinde çok aşırı bir tahribata uğramamış. Güvenlik ve iletişim amacıyla yapılan önemli bir eserdi arkadaşlar diyoruz. Evet. Doğru yanlış. Okuyalım cümlelerimizi beraber yorumlayalım. Doğru ve yanlışlığını kontrol edelim. Dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Petra Antik Kenti Ürdün sınırları içerisinde yer alır. Kesinlikle doğru. Evet Ürdün'de Akabe Körfezi civarında kurulduğunu belirtmiştik arkadaşlar. İçerisinde kayaların oyulmasıyla oluşturulduğunu söylemiştik. Lut Gölü'ne yakın olduğunu belirtmiştik. Zeus heykeli ve Rodos heykeli günümüze kadar ayakta kalabilmiş eserlerdir. Zeus heykeli ve Rodos heykeli ikisi de Yunanistan'dadır. İkisi de 7 harikadandır. Ancak ayakta kalma diye bir şey söz konusu değil. Sadece kalıntıların olduğundan bahsetmiştik Zeus heykeli için. Rodos heykeli ise kalıntılarının daha sonra satıldığını ifade etmiştik. Evet, Cristo Redentor heykeli yani İsa heykeli, kurtarıcı İsa heykeli arkadaşlar. Peri sınırında Ant dağlarının yüksek bir noktasında bulunan bir heykeldir. Arkadaşlar bu kesinlikle yanlış. Çünkü Peri sınırlarında değil, Brezilya ülkesindeydi hatırlarsanız. Evet, ikisi de Güney Amerika'da ancak ülkeleri farklı. Peru'daki Machu Picchu'ydu, bu ise Brezilya'da Rio kentinde demesi lazımdı. Evet bu da yine yanlış olacak bir üstteki gibi. Irak'ta yer alan Petra Antik Kenti yanlış. Petra Antik Kenti Ürdün'deydi. Zeus heykeli Yunanistan'ın Olimpia bölgesinde yapılmıştır. Doğru. Olimpiyat yarışlarının sembolü haline gelmiş Zeus heykeli. Olimpiyat dağında Zeus tapınağının içerisindeydi. Bu doğru bir ifade. Kurtarıcı İsa heykeli Fransız heykeltıraş. Dantgowski tarafından 1931 yılında tamamlanmıştır. Bu da doğru bir ifade. Bu arada Kurtarıcı İsa heykeli yeni 7 harikadan biriydi arkadaşlar.
Evet. İnternet üzerinden ve cep telefonlarıyla yapılan oylamalar sonucu, hatırlarsanız bir İsviçre merkezli vakıf tarafından gerçekleştirilmişti. Dünyanın 7 harikasına alternatif olarak seçilen yerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinde bir hata yapılmıştır? Sorduğu şey nedir? Yeni 7 harika. Bakalım nerede hata var? Beraber yorumlamaya çalışalım. A şıkkı Chichen Itza piramidi. Meksika'da bulunan Mayaların yaptığı bir piramittir. Kesinlikle doğru. Yucatan Adası'nda demiştik, Yarım Adası'nda demiştik arkadaşlar. İkincisi Cristo Redentor, Kurtarıcı İsa heykeli Brezilya'da. Evet, İsa heykelidir, doğru. Rio kentinde. Üçüncüsü Kolezyum, İtalya'da. Evet, başkent Roma'da. Evet. Gladiatörlerin dövüştürüldüğü arenadır. Evet, tiyatrodur. Ben bu tabiri çok sevmiyorum. Bu biraz şey ama aslında bir tiyatro alanıdır arkadaşlar. Dördüncüsü Taç Mahal, Pakistan'ın İslamabad kentinde. Evet, birbirine yakın yerler ama Pakistan'da değil arkadaşlar. Taç Mahal neredeydi? Hindistan'da. Bunun da cevabı Denizli, bir anıt mezardı. Edirne şıkkında Petra'dan bahsediyor. Bu da bir Ürdün'de antik kentti. Doğru. Bunu da bu şekilde yorumlayacağız arkadaşlar. Cevap şıkkı Denizli olacak. Evet sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz şu. Bunlardan hangilerinin Türkiye'de bulunduğu söylenebilir? Evet. Birincisi İskenderiye Feneri. İkincisi Keops Piramidi. Üçüncüsü Babil'in asma bahçeleri. Dördüncüsü Kral Mozales'in mezarı. Beşincisi Artemis Tapınağı. Biz sizinle beraber şöyle yapalım isterseniz. İskenderiye Feneri neredeydi? Mısır. Hatta Mısır'da iki taneydi değil mi? Yedi harika. Biri İskenderiye Feneri, biri Keops Piramidi. Evet. Bu da yine burada. Babil'in asma bahçeleri Irak'ta. Kral Mozales'in mezarı Bodrum'da. Artemis Tapınağı Efes'te. Arkadaşlar bunlardan hangileri Türkiye'de bulunur, doğrudur? Cevap şıkkı 4 ve 5 olacak. Çünkü 1, 2 ve 3 Türkiye'de değil arkadaşlar diyoruz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yeni 7 harikası olarak kabul eden yapılardan biri değildir? Machu Picchu Antik Kenti, Rodos Heykeli, C şıkkı Taç Mahal, D şıkkı Çin Seddi, E şıkkında ise Çiçeğin piramidi var. Sevgili arkadaşlar sorumuzun cevabı Bursa olacak. Çünkü Rodos Heykeli biliyorsunuz yeni 7 harika olarak kabul edilmiyor. 7 harika yani antik çağın harikalarından eski 7 harika olarak kabul ettiğimiz bir eserdir. Hangi ülkedeydi bu da hatırlarsanız arkadaşlar Yunanistan'da demiştik. Evet bir diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar aşağıda verilen ülkelerden hangisinde dünyanın yeni 7 harikası olarak nitelendirilen bir eser bulunmaz? Çin Seddi, Ürdün Petra Antik Kenti, Meksika Chichen Itza Piramidi, Hindistan Taç Mahal. Şimdi Türkiye'de yeni 7 harika yok. 7 harikadan 2 tane var. Artemis Tapınağı ile Kral Mozales'in mezarı var. Ama yeni 7 harika yok. Ha bu arada şunu belirteyim. Bizde yanlış hatırlamıyorsam Ayasofya. Bu hatırlarsanız oylamasıyla seçilmişti ya arkadaşlar. Yani Türkiye'de en çok oy alan yer Ayasofya'da ama ilk 7'ye giremedi arkadaşlar. Evet. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde dünyanın 7 harikası olarak nitelendirilen bir eser bulunmaz? Çin. Aklınıza Çin Seddi geldi biliyorum ama Çin Seddi bir 7 harika değil. Yeni 7 harika diye kabul ediliyor. Türkiye'de 2 tane var. Artemis Tapınağı, Kral Mozales'in mezarı, Mısır'da 2 tane var. 7 harika, İskenderiye Feneri ve Keops Piramidi. Yunanistan'da 2 tane var. Rodos Şövalyeleri heykeli ve Zeus heykeli. Irak'ta bir tane var. Babil'in asma bahçeleri. Ama Çin'de 7 harika olarak nitelendirileceğimiz bir eser yok sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Türklerin göçebe yaşam tarzı tarih boyunca çok farklı bölgelerde yaşamalarına dolayısıyla da farklı kültürlerle etkileşim kurmalarına neden olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü yansıtan mimari yapılardan biri değildir? Şimdi çocuklar, çifte minareli medrese arkadaşlar Türkiye'de Selçuklular döneminde yapılmış bir eser ve Türk kültürünü yansıtır. Mostar Köprüsü Bosna Hersek'te Osmanlı döneminde yapılmış bir eser yine bir Türk kültürünü yansıtır. Hatta 1990'lı yıllarda Mostar Köprüsü Sırplar tarafından vurularak yıkılmıştı arkadaşlar. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti ecdadımızın hatırası için bu köprüyü tekrardan restore etmişti. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camisi Mısır'da Osmanlı döneminde yapılıyor. Artemis Tapınağı Türkiye'de ancak Türk kültürünü yansıtan bir eser değil. Çünkü Artemis Tapınağı arkadaşlar Efes Antik Kenti de var olan Lidyalılar tarafından yapılmış bir eserdi. Taç Mahal'de yine Babürler döneminde yapılmış Hindistan'da bir Türklerden kalan eserdir. 5. Uygarlıklardan kalan Artemis Tapınağı dünyanın 7 harikasından biridir. İyonya uygarlığının başkentliğini yapmıştır. Deniz ticareti ve taşımacılığı en önemli ekonomik etkinliktir. Yukarıda İyonya uygarlığına ait verilen şehrin adı nedir arkadaşlar? Efes'tir. Aşağıda verilen yerlerden hangisi? Lidya'da orman, dünyada orman ürünleri üretim bölgesi olarak nitelendirilemez. Kongo, Sibirya, Kanada, Norveç, Hollanda. Şimdi sevgili arkadaşlar buradaki cevabımız Hollanda olacak. Şöyle bir durum var. Gür ve büyük ormanlık alanlar var bu ifade ettiğimiz yerlerde. Hollanda'da okyanusal iklim var. Evet Hollanda'da ormanlık alan oranı vardır. Ancak ülkenin yüz ölçümü küçük olduğu için ormanlar miktar olarak çok azdır. Yani kağıt endüstrisini besleyecek bir özelliğe sahip değildir. Tabii ki Kanada ve Sibirya'daki iğne yapraklı ormanlar kağıt endüstrisi için oldukça önemlidir diyoruz. Evet. Sevgili arkadaşlar bir sorumuz da şu. Aşağıda verilen yerlerden hangisi dünyanın petrol üretim ham madde alanı olarak nitelendirilemez? Evet Nijerya petrol üretimi var. Venezuela'da var. Güney Afrika Cumhuriyeti altın, elmas gibi değerli madenlerin üretimi var. Burada petrol üretimi yok arkadaşlar. Taş kömürü var. Irak ve İran'da yine biliyorsunuz bir petrol üretim alanı olarak kabul ediliyor. Evet. 8. sorumuz Yellowstone Ulusal Parkı'nda aşağıdaki verilen unsurlardan hangisi bulunmaz? Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın ilk milli parkıydı hatırlarsanız çağlayanlar var, geyserler var, jeotermal kaynaklar var, bozayılar var, rengeyikleri var ama geniş yapraklı orman burada olmaz. Çünkü geniş yapraklı orman ekvatoral bölgede görülebilen bir doğal unsurdur arkadaşlar. Bir diğer soru aşağıda verilen yerlerden hangisi sanayi üretim alanı değildir? Evet, dünyanın önemli sanayi üretim bölgesi olmayan bir yer. Tabii ki Nijerya. Evet, petrolü zengin ama ham maddeyi satarak geçinmeye çalışan tarımla ve sattığı petrolle. Arkadaşlar ama diğer belirtilen yerler biliyorsunuz dünyanın önemli sanayi bölgesidir. Evet, son olarak aşağıdaki ifadeleri doğru yanlış olarak belirtelim. 1. Turizm görünmeyen ihracat olup bacasız sanayidir. Doğru. Yellowstone Parkı Afrika'da yer alan ilk milli parktır. Yanlış. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri olacak. Dünya turizm geliri en fazla olan ülke Fransa'dır. Yanlış. Dünyada en çok turist alan ülkedir ama turizm gelirinde birinci değildir. ABD'ydi hatırlarsanız. Simgeler kültürü oluşturan maddi unsurlar olarak nitelendirilir. Doğru. Türk kültürünün mimari tarzda gelişme gösterdiği söylenemez. Tabii ki söylenir. Türk kültürü az önce de birçok eserden bahsetmiştik. Yanlış. İslam öncesi Türk kültüründe ebru ve hat sanatı gelişme göstermiştir. Hayır, Türklerin İslamiyet'i tanımasıyla ortaya çıkan bunlar sanat dallarıdır. O yüzden bu da yine yanlış olarak kabul edilecek. Evet sevgili arkadaşlar, kültür, turizm konusuyla ilgili sorularımızı çözerek bugünkü dersimizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.